Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalı Mavi Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün makarna severlere ve tavuk severlere harika bir tarifle geldim arkadaşlar. Domates sosu ile birlikte parmesanlı tavuk makarna müthiş uyum arkadaşlar. Parmak yedirten cinsten. Çıtır pane tavuğun pamuğa dönüşmesi. Biz çok bayıldık. Şiddetle sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Bunun için tarifi sizler için özel hazırladım arkadaşlar. Umarım yapınca sizler de beğenirsiniz. Evet, sizleri daha fazla bekletmeden malzeme listeme geçiyorum. 500 gram tavuk file, 2 tane yumurta, tuz, karabiber, 2 yemek kaşığı kadar süt kullandım. Un, galeta unu kızartmak için sıvıya. Evet, 1 küçük kase parmesan peynir rendesi, 1 küçük kase mozzarella kaşar peynir rendesi arkadaşlar. Domates sosumuz için de 2 tane taze domates, 1 yemek kaşık domates salçası, 2 diş sarımsak, bir çay bardak su, tuz, karabiber, biraz şeker ile lezzetlendireceğiz ve makarnamız için de spagetti. Yapılışı arkadaşlar, öncelikle şinitzelimizden başlıyoruz. Tavuk filelerini inceltiyoruz. Tuz ve karabiber ile baharatlıyoruz. Daha sonra bir kabımızın içerisine yumurtayı kırıyoruz. Çok az süt ilavesi ediyoruz. Tuz, karabiber ekleyip çırpıyoruz. Evet, baharatladığımız tavuklarımızı unluyoruz ve yumurtalı karışıma buluyoruz. Daha sonrasında da galeta ununa bulayacağız. Her yerini galeta unu ile kaplayacağız. Bu şekilde bütün tavuk şnitzellerimizi hazırlamış olacağız. Evet arkadaşlar, burada yaparken sizlere de küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak diğer paylaştığım videolarımı yakından takip edebilirsiniz. Kanalımda çok farklı et tarifleri, sos tarifleri, makarna tariflerimi bulabilirsiniz. Yöresel tarifler haricinde de lezzetli farklı menüler hazırlıyorum. Kanalıma bir göz atın derim. Mutlaka sizler de damak zevkinize göre tariflerimi bulabilirsiniz. Evet, ayrıca beğeni ve yorumlarınızı da lütfen kanalımda eksik etmeyin. Beğendiğiniz videolarıma yorum atarsanız çok mutlu olurum. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum çünkü beni de yalnız bırakmamış olursunuz. Evet, şimdi sosumuzun yapılışına geçelim arkadaşlar. 2 tane domatesi püre haline getirelim. Ben bu şekilde robotumda püre haline getirdim. İsterseniz rendeleyebilirsiniz, isterseniz el blender ile püre haline getirebilirsiniz. Evet, bu şekilde ben domatesleri püre haline getirdim. Evet, yapmış olduğum şinitzeller arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada fazla şinitzel var. Ben tamamını kullanmayacağım. Daha sonrasında bir miktarına koyacağım ve başka bir yemeğimde kullanacağım. Tencereye biraz zeytinyağı ilave edelim. 2 tane diş sarımsağı doğrayalım, içine atalım. Hafif kokusu çıkana kadar kavuralım. Çok böyle yakmadan kavuralım arkadaşlar. Rengi, kokusu hafif çıktıktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçasını ilave edelim ve kavurmaya devam edelim. Salçamızı kavurduktan sonra domates sosumuzu ilave edeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi salçamız kavruldu. Şimdi domates sosumuzu ilave edeceğiz. Tuz, karabiber. Daha sonra biraz da şeker ile lezzetlendireceğiz. Bir çay bardak suyu da arkadaşlar bu şekilde kullanmış oldum. Evet, sizin de içiniz rahat etsin diye göstermiş oldum. Bu şekilde kabımı yıkamış oldum. Telef olmamış oldu yani. Evet. Bu şekilde sosumu hazırladım arkadaşlar. Dediğim gibi baharatlarla da lezzetlendirdim ve orta ateşte kaynamaya bıraktım. Biraz özleştikten sonra altını çok düşük dereceye kıstım soğumaması için. Bir yandan şinitzellerimi kızartmaya başladım. Teflon tavaya biraz sıvı yağ ilave edelim ve kızdıralım. Yağımız kızdıktan sonra şinitzellerimizi iki taraflı kızartalım.
Bir yandan şimşirlerimiz kızarırken fırın kabımıza hazırlamış olduğumuz domates sosundan bu şekilde tabanını kaplayacak şekilde sosumuzdan ilave edelim. Daha sonra kızartmış olduğumuz şimşirleri yerleştirelim. Her şimşirlerimizin üzerine tekrardan bolca domates sosu dökelim. Evet, gördüğünüz gibi çıtır şinitzellerimizin üzerine domates sosu ile kaplıyoruz arkadaşlar. Çıtır çıtır şinitzellerimizden artık eser kalmayacak, pamucuk bir şinitzel elde etmiş olacağız. Ama gerçekten müthiş bir lezzet uyumu. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Evet, domates sosu ile şinitzellerimizin üzerine de kapladıktan sonra bolca parmesan veya eskimiş peynir serpelim arkadaşlar. Bu acayip bir lezzet veriyor. Daha sonrasında üzerine kaşar peyniri ile kaplayalım. Ben mozzarella kaşar peyniri rendesi kullandım. Evet. Önceden ısınmış 200 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika arası peynirlerimiz eriyene kadar, hafif renk alana kadar fırınlayalım. Evet, bu esnada da fırında pişerken makarnamızı haşlayalım. Makarnamız da zaten 10 dakika gibi kısa bir sürede haşlanmış olacaktır. Tenceremize sıcak suyu alalım. Ocağın altını açalım. Kaynamaya başladıktan sonra suyumuzu ilave edelim. Makarnamızı içerisine ekleyelim. Haşlamaya bırakalım. Biraz al dente kıvamında bir spagetti istiyorum ben. Sizler dilediğiniz gibi haşlayabilirsiniz. Yumuşaklığını nasıl seviyorsanız. Daha sonrasında makarnamı süzdüm ve tencereme tekrar ilave ettim. Dilerseniz burada biraz zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Makarnamızı da lezzetlendireceğiz. Bolca parmesan peyniri serpeceğim ve karıştıracağım. Bu şekilde makarnamı da hazırlamış oldum. Evet. Ya da eskimiş peynir dökebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu şekilde spagettimiz de artık servis için hazır. Evet, yaklaşık 13 dakika sonra paneli tavuğumu çıkardım. Domates soslu paneli tavuğu. Evet. Şimdi servis için sunuma geçeceğim. Önce tabağıma makarna koyacağım ve üzerine de paneli tavuğumu koyacağım. Biraz maydanoz serpip fesleğen eşliğinde artık afiyetle yemeğe hazırdır. Ayrıca ben bu tariflerimi yazılı olarak web siteme ekliyorum arkadaşlar. Web site adresim www.nurmutfağı.de olarak web site adresinden de yazılı tariflerime ve resimlerime ulaşabilirsiniz. Evet, vakit buldukça inşallah eklemeye çalışacağım. Yüzlerce tarif birikti gerçekten. Şimdilik YouTube'da sizlere bu videoları hazırlıyorum. Bütün hazırlamış olduğum bu videolu tariflerimi de yazılı olarak web sitemde paylaşacağım ve paylaşmaya devam ediyorum. Vakit buldukça inşallah dediğim gibi sizler de yazılı tariflerimi web siteme göz atabilirsiniz. Evet.
Servis tabağıma spagettiyi koyduktan sonra üzerine bu şekilde paneli tavuklarımı da koydum arkadaşlar. Domates soslu paneli tavuğumu. Dilerseniz tekrar üzerine biraz parmesan peynir serpebilirsiniz. Afiyetli yemeğe hazırdır. Makarna seven hem de tavuk seven biri olarak bizler bayıldık arkadaşlar. Sizlerin de denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu tarif fikri için Chef in Love, Şef Selçuk Üstikidağ beyefendiye de çok teşekkür ediyorum. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.